Sayın Cumhurbaşkanım, size 26 gündür açlık grevinde olan vatandaşınız olarak sesleniyorum. Ben Doktor Kayhan Turan. Bursa ili Mudanya ilçesinde yapmak istediğimiz ve kanunun herhangi bir engel olmamasına rağmen sırf Mudanya Belediye Başkanı'nın şahsi hırs ve inadı nedeniyle yapımı engellenen ortopedi hastanesi projemizde artık tamamen yalnız kaldığımızı üzülerek belirtmek istiyorum. Ben CHP Bursa İl Başkanlığı'na giderek bir yetkiliyle görüşmek ve derdimi anlatmak istedim. Ancak provokatörlükle ve terbiyesizlikle itham edildim. Neredeyse darp edilecektim. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na durumu iletmeye çalıştım. Çabaladım ama beyhude. Geldiğim noktada çözümün Mudanya Belediyesi'nde, CHP ilçe, il teşkilatında veya CHP Genel Merkezi'nde olmadığını anladım. Kanunen zorunlu olarak üyesi olduğum tabipler odasından artık hiçbir şey beklemiyorum. Onların derdinin üyesi olan hekimler olmadığını da anladım. Herkes sessiz, herkes ilgisiz, herkes duyarsız kaldı. Ben haklı ve meşru bir talebin gerçekleşmesi adına inatçıyım, sabırlıyım. Siz şehir hastaneleri projenizle sağlık alanına ne denli önem verdiğinizi ortaya koydunuz. Hastaların doktora, hastaneye, ilaca ve tedaviye en hızlı şekilde ulaşması için hiç yılmadan, usanmadan, kararlılıkla bu icraatları yaptınız. Ben de ileri düzeyde modern bir ortopedi hastanesi açarak aynı amaca hizmet etmek istiyorum. Ama bir ilçe belediye başkanına takılıp kaldım. Sayın Cumhurbaşkanım, umudumu kaybetmek istemiyorum. Ülkeme faydalı olmaya çalışırken zarar görmek istemiyorum. Hastalarımı iyileştirmeye çalışmak yerine bürokratik engelleriyle zamanımın çalınmasını istemiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde imar planının yapılması durumunda Mudanya'mıza, ülkemize uluslararası düzeyde ortopedi hastanesi kazandırmanın önü açılacaktır. Bu doğrultuda derdi yıkmak değil, yapmak olan şahsınızın bu çağrıma duyarsız kalmayacağını biliyorum. En derin saygılarımla.